Evet değerli izleyiciler, bakalım sırada hangi müzik yolcumuz var, görelim. Sıradaki yarışmacıya geçmeden önce küçük bir düzeltme. Hani bizim Sevdamız adlı şarkının sözleri Ahmet Selçuk İlkan ve Altan Özalan'a ait bir ortak çalışma. Efendim sırada 104 Mehtap var, söz ve müzik Ali Tekin Türe. Gözlerin nemli nemli, başını hiç öne eğme. Ayrılık ölüm değil ki, benim için üzülme. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım. Benim için üzülme, benim için üzülme. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Değimi başkasında bulurum. Benim için üzülme, benim için üzülme. Tebrikler Mehtap. Bakalım jüri üyelerimiz neler söyleyecekler bu yorum için. Armağan'la başlayabiliriz. Bu kıyafette mi? Senin mi? Evet Armağan Bey. Postiş sponsorumu sağ. Postişe sponsorumu sağ olsun. Peki niye o postiş saçınla aynı renk değil de saçın gökkuşağı gibi üç renk? Şimdi Armağan Bey burayı örünce burası da tabii ki park oldu yani. Açık olsa aynı renkte normalde. Dipler koyu olduğu için öyle oldu yani. Ama üç renk saç var kafanda. Gökkuşağı gibi olsun, evet. Böyle değişik olsun. Madem onu takacaksın o zaman dip boyası yaptırıp gelsene. Dip boyası günüm gelmiş. Yarın sponsora gidip boyattıracağım. Bugün konuştuk. Ha cebinden vermiyorsun parayı yani. İlle sponsordan çıkacak para yani. O zaman sağ olsunlar Osman Tan Bey sağ olsun. Her şeyimize ilgileniyor. Ama saçınızın boyasıyla da ilgilenmiyorum tabii. Ama sponsorumuz sağ olsun. Yani bunu o zaman haftaya taksaydın dip boyanı yaptırdıktan sonra. İşte tamam o Armağan Bey ya öyle yaparım. Bir de bir şey soracağım. O nasıl şarkı öyle? Benim için üzülme. Benim için üzülme. Ama Armağan o Bey meylen, 18 meylen hafta önce gibi. Öyle demiyordunuz. Nasıl? 18 hafta önce. 18 hafta ama ben önce bir daha böyle denedim dedim çünkü. Acaba nasıl okuyorum bu sefer dedim. Onun için seçtim bu parçayı. İkinci belki kere daha okudun, iyi okurum diye. Evet. Ama bak bu sefer meledin. Meledin mi? Evet. Farkında olmamışım. Özür dilerim. Bir de o sondaki şiir de olmadı. Duygusuz. Böyle bir şarkı öyle bitmedi. Bir türlü o orkestrayla bir uyum olmadı orada. Hayır. Orkestra normalde şarkıyı bitirdi. O bir daha şiire girdi. Baktı ki bitiremedi. Şiirle tamamlayayım dedi. Evet. Bak nasıl biliyorum. Her zaman olduğu gibi. Gene mi çalışmadan geldin? Çalıştım Armağan Bey olur mu? Bu parçayı ben zaten ikinci defadır okuyorum burada. 18 hafta önce bak, de okumuştum. Sanki marifetmiş gibi söylüyor bir daha. Olur mu? İkinci defadır okuyorum diye. İkinci defadır okuyorsun finalini yapamadın. Finali değişik yapayım dedim kafama göre. Vay be. Öyle her gelen giden kafasına göre yaparsa ayıp olmuyor mu bestecilere, şarkı sözü yazarlarına? Ama şimdi işte okurken duygulanıyor insan o duyguya göre. Sen nasıl uyduruyorsun? Ayaküstü gene uydurdu. Okurken unutuyorum demiyor da okurken duygulanıyor. Hayır. Şeyi dinlemiş. Bizim çocuğun adı neydi? Biraz önce konuştuk ya gülüyorsun ediyorsun. Gökhan'ı. Gökhan'ı iyi dinlemiş. Gökhan en iyi duygudan arkadaşım. Duygudan muygudan devam. Gökhan kankiyiz biz. Çok akıllı. Kimle? Adnan, Gökhan, ben hep kankiyiz yani. Niye mesela şimdi Jale var, niye onunla kanki değilsin de Adnan, Gökhan öyle? Jale yok Armağan Bey, o belki daha önceki yarışmalarda.
Lale, Lale. Lale, Lale. Onunla da arkadaşız. Adnan biraz hemşerim de ondan yani. Ha. Bir de bu etek, bunların üstüne yaptırıyorsun, bunların boylarını kısalttır. Bir gün 2.80 uzanacaksın buraya. Olsun, daha güzel olur. Keşke uzansam şuradan aşağıya doğru. Kız biliyor işi. Ne olacak? Lastiğe manşet olacak. Ve tam yuvarlandı. Tabii bak. Şimdi sen haftaya atarsın da kendini yerlere. Oo, ben eğer bu gece birinci olursam ateş dansı yapmayı düşünüyorum. Değişik bir dans şovum var. Bak bu kadar olmaz ya. Beni birinci yapın ki diyor, burada size ateş dansı yapayım diyor. Böyle bir şey olmaz. Her hafta bir dans şovu, bir hafta yamyam dansı, bir hafta ateş dansı. Birinci olursam bunlar, birinci olursam. Sen annenin babasına dua et. Yakın gözünü takmadan atsın gene oyları da. Sen bir ipucu versene şu ateş dansı ile ilgili. İpucu. Aslında Armağan Bey, Osman Tan Bey. Tabii o yamyam dansı, değişik düşünüyorum onu yapmayı. Ama birinci olursam. Tamam, biraz böyle bir hani insanlar... Ama şimdi yanında Adnan da olması lazım. İkimiz, Adnan'la ikimiz yapacağız onu. Adnan yamyam mı? Yok. Niye yani Adnan'ı istiyorsun? Dedi ki Adnan'la ikimiz bu gece bir şey yapmamız lazım diyor. Ben pek Adnan'ı böyle şeyler söyleyeceğini düşünmüyorum ama. Ben diyor ona bir şey yapalım Adnan diyor. Bir de bir şey söyleyeceğim ha. Hiç yani Adnan'ın yamyam ya dans yapacak bir tipi de yok çocuğun. Efendi. Niye ben ona hepsini uysun? Öğrettim Armağan Bey, hepsini öğrendi. Niye ne öğrendi? Bütün dansları öğrendi Adnan. Adnan. Sorun çıkınca. Peki Adnan birazdan gelecek. Reklamlardan sonra bakalım ne yapacak Mehtap. Görüşmek üzere. Reklamlardan önce Mehtap şarkısını söylemişti, Armağan yorumlarına başlamıştı. Eklemek istediğin bir şeyler var mı Armağan'cığım? Bir de senin E sorunun var biliyorsun değil mi? E'leri açık söylüyorsun. Gözlerin nemli nemli değil, gözlerin nemli nemli. Diksiyon dersi. Diksiyon dersiyle Armağan Bey düzelecek inşallah. İşte o nemli değil, o nemli. O... İnşallah 29. haftada bundan sonraki popstarlarda düzelteceğim. Seneye gene katılacağım. Hepsinde ne var ne yok, ödülü alana kadar. Peki. 8 geldi Ebru Gündeş'ten. Diğer jüri üyelerimiz bakalım neler söyleyecekler. Kısa kısa cümlelerle alabiliriz. Ben de aynı hemleri. 8 Bülent Ersoy'dan. Teşekkürler hocam. 8.5. Hay Allah. Yani evet, ben de 8 diyeyim. 8 Orhan Gencebay'dan, 8 de Armağan Çağlayan'dan. Toplam 32 puan geldi. 19 haftadır hiç yıldızlı onu bir arada görmedim, dördünü. Kimin suçu? Dördünü bir arada görmedim Armağan. Kimin suçu? Vallahi bilmiyorum ki. Değişik bir şeyler yaparsam belki yıldızlı onları alacağım, bilmiyorum. İnşallah. Teşekkürler. Yıldızlı onlar mı yok? Peki Mehtap, muhakkak söyleyeceklerim vardır. Oradan tutma, duyun. Evet, şöyle geçeyim. Evet. Sesim daha iyi gitsin buradan Osman Hayır, Tan Bey. Sen yine burada dur. Tamam. Burada dur. Mikrofonu oradan tut. Tamam. Efendim, bu gece 32 puanım bildiğiniz gibi değil, çok düşük. Kesin son ikiye kalırım ben bu gece. Şu anda televizyonu başında izleyen, beni seven, sevmeyen herkesten birer tane de atsanız bu gece istiyorum lütfen. Yani bu geceyi de inşallah, eğer birinci olursam değişik bir dans şovum var, onu söylemiştim. Tekrar yapacağım. Herkese seven, destekleyen, herkese soğuz. Affedersiniz, Osman Tan Bey, sizin bir yapım şirketiniz var değil mi? Evet. Yani bir sürü de proje yapıyorsunuz. Niçin bir talk show ve bir komedi programı yapmıyorsunuz bu kızcağızı?
İnşallah. Ben Alman Bey'in... Şarkı söylemenin dışında komedi yapsa çok daha iyi, başarılı olur. Şarkı dışında komedi şovları daha başarılı olacak. Ben tek başıma hiçbir şey yapamam ya da ama. Laf yetiştirme ya da haklı çıkma konusunda bir program yaparsanız kesin birinci olur yani. Ya acayip reyting alır bence. Ben Arman Bey'le olsun isterim olsa. Müthiş bir zekasın. Seni hakikaten alkışlıyorum. O zaten planlarını yapmış. Ne varsa Arman Bey. Beraber mi yapıyorsunuz? Öyleymiş, o öyle düşünüyor yani. İnşallah Arman Bey. Benim haberim yok. Ben çok isterim gerçekten Arman Bey. Sizin yanınızda vokalistiniz de olurum. Her işi yaparım. Ya şarkı mı söylüyorum vokalistim? Ya söyleseniz de olurum Arman Bey yani. Yok, o şimdi bana laf atıyor. Lale geldi bana 2-3 hafta vokal yaptı ya. Onun ben Bülent Hocam'a vokalistlik yapmak istiyorum. Tabii yap, bak neler oluyor. Bak, sahnede şarkının ortasında kafada bir tane topuklu terlik böyle gezersin. Olsun. Razıyım. Valla Bülent Hocam'ın dizinin dibinden ayrılmam yemin ediyorum. Bülent Hanım, Bülent Hocam dizinin dibinden ayrılman diyorsun. Bülent Hoca sana kaç haftadır diyor ki 16 hafta önceden, 4 haftada şimdi 20. 20 haftada bir tane Türk sanat müziği söyledi. Bir kere söyledin, onda da 4 aldın. Evet ama Bülent Hocam çalıştıracak beni, ben istiyorum. Tabii öyle. Evet öyle olacak. Tabii. Herkesi Bülent Hocam mı çalıştırıyor da seni Bülent Hocam çalıştıracak? Şimdi benimki bir tuhaf, değişik bir şey yani. O yüzden benim öğrenmem evet, çok zor. Evet, tuhaf, değişik bir şey, doğru. Çok zor öğrenmem yani, o yüzden Arvan Bey. Niye? Okulda da böyle miydin? Okuma yazmaya geç mi söktün? Dışarıdan bitirdim okulu ben. Evet, lütfen oylarınızı bekliyorum. Birer tane de olsa 70 milyon. Ne olursunuz atın bana. Valla teşekkür ediyorum. Çok hesap sorun. Basit. Peki. Aday numaramı söyleyeyim. Aday numaramı unuttum. Şimdi oyları istiyoruz da nereye göndereceksiniz? 104'e. 30.04 yazıyorsunuz 104'e. Benim kontür bitti. Kumbarada da kalmadı. Orayı da çektim. Ben atamadım kendime. Lütfen desteklerinizi bekliyorum efendim. Teşekkür ederim. 104 Mehtap'ın aday numarası. Eğer destekliyorsanız 30.04'e gönderebilirsiniz oylarınızı. We'll be right back.